I don't think I'm the Lisan El Gayip. I'm not the Messiah. This is exactly what Lisan El Gayip will say. Herkese selam. Deni Villeneuve'nin Dune Part 2'si sonunda vizyona girdi. Bir önceki videoda filmle ilgili spoilersız bir şekilde konuşmuştuk. Filmi beğendim mi, neler eleştirilebilir? Bunların hepsi o videoda. Eğer filmi izlemediyseniz ya da spoiler duymak istemiyorsanız o videoya göz atabilirsiniz. Bu videoda ise sonunda tamamıyla spoilerlı bir şekilde konuşacağız filmle ilgili. Çok fazla olay olduğu için ben küçük notlar aldım ki diyeceğim şeylerin hiçbirini unutmayayım. Biraz filmdeki favori sahnelerimden ya da spoilerlı bir şekilde neleri beğenmedim, kitaptan neleri değiştirmişler, biraz bunların üzerinde duracağız. Eğer kanalıma bir süredir takip ediyorsanız sonunda yaka mikrofonunu yakama taktığım için beni tebrik edebilirsiniz. Şimdi bu filmin ana temalarından biri aslında Paul'un lider olma yolculuğu, bir lidere evrilmesi ve Fremenlerin su getiren ya da dış dünyadan gelen ses olarak adlandırdıkları Lisan Algaib'e evrilmesi. Tabii Paul'un liderleri yani Lisan Algaib olması için onlardan biri olması gerekiyor önce. Dolayısıyla filmin böyle ilk bir saatinde Paul'un Fremen olmaya çabalaması ya da onların arasında bir yer bulmaya çabalamasını konu alıyor. Bu sırada bir çöl solucanı sürüyor. Onların geleneklerini kültürlerini öğreniyor. Çölde hayatta kalmayı öğreniyor aslında bir Fremen gibi. Ve bu sırada da bir Fremen ismi elde ediyor. Usul. Muadib Usul ismini kullanıyor. Muadib'in de işte bir anlamı varmış. Zaten Stilgar karakteri sürekli Paul'u övmek için yer aradığı için Muadib ismini seçince tam Lisan Algaib'in seçeceği bir isim diye çıldırıyor yine. Oraya da geleceğim ama Paul'un bu Fremenler arasında kendine yer bulması bence güzel bir süreçti. Biraz temposu düşük bir yer. Yani en azından ikinci yarıya göre biraz temposu düşük yerler buralar. Ama ben Fremenleri tanımayı, onların kültürlerini az da olsa görmeyi beğendim filmde. Özellikle filmin ilk 10 dakikasında bir Fremen'i nasıl gömdüklerini görüyoruz. Hatırlarsanız geçtiğimiz filmde Paul Jamis isimli bir Fremen'i öldürmüştü. Bu filmde Jamis'in nasıl mumyalandığını ve onun vücudundaki suyu ne yaptıklarını görüyoruz Fremenlerin. İşte Lisan Algaib gelene kadar onlardan ölen her kişinin sularını çekip bir yerde biriktiriyorlar ve Lisan Algaib geldiğinde de onlara yeşil cenneti daha rahat verebilmesi için. Bence bu sahne güzeldi çünkü geçtiğimiz filmde vücut suyunun bile bir terin ya da bir gözyaşının bile onlar için ne kadar önemli olduğunu duymuştuk. Ama burada tamamen onlarla ne yaptıklarını görüyoruz. Bence bu çok güzeldi. Bir de bu Lisan Algaib dedikleri Mesih yani peygamber figürünü aslında onlar için ne kadar önemli olduğunu, tüm yaşam amaçlarını bunun üzerine kurduklarını görüyoruz. Çünkü yaptıkları her şey gelecek Lisan Algaib için hazırlık. Tabii Paul tüm kehanetlere ya da gerçekleştirmesine rağmen bunların hiçbirini kabul etmiyor. İşte ben Lisan Algaib değilim, ben Mesih değilim diyor. Bunu tezat olarak onun Lisan Algaib olduğuna inanan bir kesim var. Bunların başında da bir Stilgar karakterimiz var. Sürekli Paul'u övme ve ya evet kesinlikle bu Lisan Algaib'in yapacağı bir şey. Lisan Algaib de Lisan Algaib olduğunu kabul etmezdi deyip kafalarında Paul'u iyice gerçekten ilahlaştırıyorlar. Ben bu kısımlarda Stilgar karakterini çok sevdim. Aşırı komikti. Yani Paul nefes alsa Lisan Algaib deyip duruyordu. Paul gerçekten Lisan Algaib olmasaydı ekstra komik olurdu bu durum ama Paul gerçekten de Lisan Algaib ve film sürecinde de aslında bu kehanetleri gerçekleştirmesi ve tam anlamıyla Lisan Algaib'e evrilmesini görüyoruz. Yani bir lidere evrilmesini görüyoruz. Filmde Fremenlerle ilgili şöyle bir ayrım da yapmışlar. Kuzeyliler ve Güneyliler olarak. Güneyliler tam anlamıyla Lisan Algaib'e tapıyor. Lisan Algaib'in geleceğine ve bunun Paul olduğuna inanıyorlar. Kuzeyliler ise bu duruma daha karşıdır. İşte böyle bir şey olmaz. Hani bir kurtarıcı bile gelecekse bu o çocuk değildir deyip duruyorlar. Bunların içinde Chani karakteri de var. Yani Paul'un aslında bu filmdeki aşk hayatının önemli karakterlerinden biri Chani. Chani ile olan ilişkisi bana filmde çok geçemedi. Yani onların bence sahneleri filmdeki en zayıf noktalardan biriydi. Spoilersız videoda söylemiştim ama bence filmdeki zayıf performanslardan biri kesinlikle Zendaya'nınkiydi. Ondan mı kaynaklı bilmiyorum ama aslında şöyle bir sıkıntı da var. Yani işte birbirlerine aşklarını itiraf ediyorlar. Seni şöyle seviyorum, seni şöyle bırakmayacağım. Ama o duyguyu ben bir türlü yakalayamadım. Paul tarafında bir tık daha bunu hissettim ama özellikle Chani tarafında pek bunu alamadım. Chani daha çok böyle biraz Paul'un Lisan Algaib olmasını kabullenemiyor. Bu gücü kabul etmesini istemiyor. Dolayısıyla Paul artık bir noktada evet ben Lisan Algaib'im ve liderleri olacağım. İşte intikamımı da şöyle alacağım, böyle alacağım diye triplere girince biraz araları açılıyor. Şimdi bu videoda yoğunluk olarak kitap film karşılaştırması yapmayacağım ama özellikle Zendaya'nın Chani'si hakkında böyle bir ufak değişikliğe gidilmiş. Çünkü kitapta Chani karakteri bu kadar Paul'a tepkili değil. Özellikle böyle yakınlaşmaya başladıktan sonra. Ama filmde Chani'nin sürekli Paul'un herhangi bir güç gösterisi yaptığı anda yüzünün düştüğünü görüyoruz. Ve sürekli işte sen bana söz vermiştin, işte sen gücü kabul etmeyecektin, sen böyle biri değilsin diye bir takım baskılar uygulamaya çalışıyor Paul'a. Ben bu değişikliği aslında okeyim biraz. Çünkü sonuçta bu bir film ve karakteri bunun üzerinden biraz anlatmak istemişler. Bunun üzerine kurmak istemişler. Özellikle geleceği düşündüğümüzde ben bu değişikliği yine okey olarak bakıyorum filmde. Yani beni rahatsız etmedi. Ama filmde değişiklik yaptıkları önemli bir konu var. O da Paul'un kız kardeşi Aliya Atreides. Şimdi filmde Aliya doğmuyor. Benim tahminimce bu çocuğun doğmaması
olmasının sebebi filmin 6-7 aylık ya da böyle maksimum 8 aylık bir süreci konu alıyor olması. Çünkü Jessica'nın karnı sürekli olarak büyüyor. Bir noktada da filmde aslında zamanın nasıl aktığını karnın büyümesinden anlıyoruz. Filmde şöyle bir yol seçmişler. Aaliyah doğmayacak ama hem Jessica hem de Paul Aaliyah ile birlikte iletişim kurabilecekler. Biraz ruhani bir iletişim aslında bu. Yani tamamen zihinlerinde olan bir şey. Sadece bir sahnede Paul'un gelecekteki Aaliyah'ı gördüğünü görüyoruz ve o da Anya Taylor-Joy tarafından canlandırılıyor. Zaten bunun dedikodusu vardı. Bir de Anya Taylor-Joy o kadar çok Dune'un premierlerine gitti ki. Bir noktada çakıyorsun zaten onun filmde olduğunu ama ben bu kadar erken sokacaklarını beklemiyordum bir. İkincisi de tek bir sahnesi var ve bu ileriki filmlerde ya da sadece üçüncü film yaparlarsa neye hizmet edecek hiç bilmiyorum. Yani bu konuda tamamen benim de zihnim kapalı. Bakalım neler olacak. Çünkü yönetmen Denis Villeneuve dedi ki ben üçüncü filmin senaryosunu bitirmek üzereyim. Şimdi Aaliyah karakteri bizim için önemli. Özellikle gelecekte daha önemli olacak. Çünkü biliyorsunuz ki Jessica bu filmde yaşam suyu denilen hatta filmde de işte solucan çişi olarak adlandırılan bazı fremenler tarafından bir zehri içtiğini ve bu zehri içerek de Revenant Mother yani rahibe ana olarak çevriliyor. Rahibe anaya dönüştüğünü görüyoruz. Çünkü evet Paul Lisan Algaib'si zaten Fremenlerin yanında bir yeri var ama eğer Paul gerçekten Lisan Algaib'si annesinin de rahibe ana olması gerekiyor. Bu yüzden Jessica'ya böyle bir yol çiziliyor. Şimdi bu filmde ilk filmdeki karakteri değişen en önemli kişilerden biri Jessica. Çünkü Jessica Paul'un Lisan Algaib olmasına inanılmaz takıyor ve resmen insanlara fısı 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 yaparak benim söylediğimi sen de şuna söyle, şuna söyle diye diye Paul'u Fremenler arasında Lisan Algaib olarak kabul ettirmeye çalışıyor. Yani o yüzden önemli bir karakter bizim için. Ben Jessica'ya bayıldım bu film. Zaten geçen filmde bayılıyordum. İnanılmaz bir karakter, inanılmaz bir oyunculuk. Benim için bu filmde öne çıkan 2-3 performans var. Onlardan biri kesinlikle onunki. Yani Rebecca çok ayrı bir seviyede oynamış bence Jessica'yı bu filmde. Özellikle bu kadar manipülatif bir karakteri yani kendi çocuğuna karşı bile Paul hayır ben Lisan Algaib değilim bunu kabul etmiyorum dediği anda bile Jessica hayır öylesin bunu yapacaksın şu peşimden geleceksin bunu yapacaksın diye diye Paul aslında biraz manipüle etmeye de çalışıyor. Şimdi bu yaşam suyu dediğim şey önemli çünkü aslında bu bir zehir ama bu zehir sayesinde rahibe ana olmaya hak kazanan kişi hem geçmişteki rahibe anaların düşüncelerini, yaptıklarını zihninde bir şekilde depoluyor hem de geleceği görme ya da zihnin açılması gibi yetilere sahip oluyor. Tabii bu suyu filmde sadece Jessica değil Paul da içiyor çünkü Lisan Algaib'in kehanetlerinde bu da varmış ve bu suyu içtikten sonra çölün ilkbaharıydı sanırım yanlış hatırlamıyorsam çevirisi onun gözyaşıyla birlikte tekrardan doğacak şeklinde bir kehanet var ve o kişi de tabii ki Chani yani Paul'u geri getirecek kişi ölümden. Yaşam suyunu içtikten sonra Chani. Bence o sahne güzeldi. Özellikle böyle etrafta Fremenlerin oturup ne olacağını beklemesi. Yani çünkü o sahneden sonra artık Lisan Algaib oldu tamamıyla bir noktada kabul görmeye başlıyor. Zaten öncesinde hazırlar bunu kabul etmeye ama bununla birlikte artık tamamen eminler. Yani yaşam suyunu bir erkek içiyor. Çünkü normalde rahibe anaların Sayyadina denilen rahibe ana adaylarının içtiği bir su. Ben o sahneyi beğendim. Özellikle oranın ortamı da çok güzeldi. Orada bir solucan da görüyoruz. Nasıl bu yaşam suyunun çıkartıldığını görüyoruz. Yani ben o sahneye bayıldım kesinlikle. Tabii bunlar Paul tarafında yaşananlar. Bir de Baron tarafı var. O tarafta da Faith Rota karakteriyle tanışıyoruz. Çok az da olsa Margot Fenring karakterini görüyoruz. Bunlar öncesinde de Baron'la Raban'ın, özellikle de Raban'ın, Arrakis'te baharat hasatı konusunda yaşadığı problemleri görüyoruz. Filmde ilk gördüğümüz aksiyonlardan biri aslında buradaydı. Harkin'in hanedanlığı baharat hasatı yapmaya çalışırken Fremenler onlara bir şekilde savaş açıyor ve burada bir aksiyon görüyoruz. Ben o aksiyonu çok beğendim. Çünkü görsel efekt olduğunu biliyorsunuz oradaki her şeyin. Yani gördüğünüz her şey bir noktada görsel efekt, bir sinematografi var ama o kadar öyle hissettirmiyor ki yani o kadar görsel efekt yokmuş gibi hissettirdi ki bana o aksiyon sahneleri bile. Benim bu alanda en sevdiğim sahnelerden biri kesinlikle Chani ile Paul'un helikopterle yaptıkları o atışlardı. Çok iyiydi. O sahne o kadar iyiydi ki. Yani bu filmde gerçekten Chani ve Paul'a güzel açılar ve çekimler vermişler. Mesela öpüştükleri bir sahne var. Onlarla birlikte çölü de görüyoruz böyle. O sahne muhteşemdi. Ben eminim ki birçok kişinin wallpaper olacak o sahne. İnanılmaz iyiydi. Ben çok beğendim. Hazır Raban demişken ben Gurney Halleck karakteri hakkında da konuşmak istiyorum. Onun bu filmde tekrardan geri döndüğünü görüyoruz. Çünkü Harkonnenların Atreides hanedanına saldırdığı sırada onun ölü olduğunu tahmin ediyorduk ama bu filmde geri dönüyor. Eğer kitapları okuduysanız zaten bu kısma çok şaşırmamışsınızdır. Normalde Gurney karakteri kitapta biraz daha müzikal bir yanı olan karakter. Onu ilk filmde hiç vermemişlerdi ama bu filmde ilk giriş sahnesinde şarkı söylediğini görüyoruz. Biraz böyle ona atıf gibi olmuş. Onun sonrasında da Paul'la tekrardan bir araya geliyorlar ve onun aslında kilit noktası olduğu bazı yerler var. Bunlardan biri de Raban'ı öldürdüğü sahne. O böyle yukarı çıkış Raban'ın onu ve arkasındaki insanları görüşü o kadar güzel bir çekimdi ki. Yani
o shot'ı nasıl aldı? Ben öyle bir şey çeksem, bu zevkten derim ki tamam set bitti. Bugünlük bu kadar yeter. İnanılmaz bir sahne. Hoş, oradaki savaş sahneleri çok iyiydi zaten. Yani dövüşler çok iyi, çekimler çok iyi ama özellikle o Gurney'nin sahneleri çok çok iyiydi. Ve Reban'ı öldürdüğü bir sahne görüyoruz. Yani şöyle bir şey var. Ben bu sahneyle ilgili şunu eklemek istiyorum. Çok tatmin edici değildi. Ya onun öncesindeki her şey çok ilgi çekiciydi. Çok tatmin ediciydi. O yürüyüşü, o çekimler, o savaş, o karşı karşıya gelişleri bile çok güzeldi ama geldi pıt. Hançer, al sana düşman dedi ve öldürdü. Bu biraz şey gibi olmuş. Game of Thrones'ta spoiler olacak ama Arya'nın Night King'i öldürmesi gibi bir çok basit bir sahne olmuş. Onu nefret etmedim ama daha tatmin edici bir şey yapabilirlermiş gibi hissettirdi bana. Yine de film zaten 2 saat 46 dakika ve çok şey işliyor. Bir tık daha süresi uzun olsa muhtemelen bir şeyler eklenebilirmiş oraya. Ya bu arada Gurney demişken Josh Brolin'in de bence bir parantez açmak gerekiyor. Ben bu filmdeki performansını çok beğendim. Yani çok doğal oynamış. Çok Gurney gibiydi gerçekten. Böyle izlerken beni çok rahat hissettirdi. Yani beni rahatsız eden bir şey olmadığı için onu izlerken karakter adına çok rahat bir şekilde izledim. Şimdi de Gurney karakteri Fremenler böyle Paul'a lisan al gayıp diye taparken Gurney biraz daha şey. O taraf beni ilgilendirmiyor. Peygambermiş benim pek umurumda değil. Paul benim yeni dükümdür. Yani sonuçta Leto öldü ve onun çocuğu, onun varisi. Ben kendi hanedanıma bu şekilde hizmet ediyorum deyip buna bakıyor biraz Gurney. O yüzden Stilgar'la olan böyle ufak atışmaları oluyordu, o bakışları oluyordu. Onlar çok tatlıydı. Zaten Stilgar bu filmde inanılmaz komik. O kadar komik yani film de neye güldüysem muhtemelen onunla ilgili bir sahnedir. Aşırı eğlenceliydi. Rabon'un Dune'daki yani Arrakis'teki baharat hasatını elinde tutamamasıyla birlikte Baron diyor ki hadi sana yalla ben varisimi getiriyorum diyor ve Fate Rauta karakteriyle tanışıyoruz. Onun giriş sahnesi, o stadyumdaki savaş, kalan Atreides'lerle savaşması, dövüşmesi, en sonuncusunu öldürdüğünde iyi savaştın Atreides demesi ve aynı repliği Paul'la dövüştüklerinde de kullanması falan. Yani bu karakteri sıfır şaka bu videoda böyle oturup bir saat sırf onu övebilirim. İnanılmaz iyiydi. Yani inanılmaz iyiydi. Hani bu kadar iyi olmamalıydı. Sinematografisi, çekimleri, arenadaki o his, o aura, o ortamın verdiği size hafif bir gerilim de var. Çünkü siyah beyaz bir şey görüyorsunuz ekranda. Karakter sosyopat, psikolojisi bozuk bir katil, acıdan zevk alan biri. Austin Butler'ın performansı inanılmaz bir seviyede ki ben spoilersız videoda da söylemiştim. İnanılmaz korkuyordum. Yani ilk casting açıklandı. Ha, nasıl yapacak bunu diyordum. Böyle aldı, tükürdüğüm şey bana geri yutturdu gerçekten. İnanılmaz iyiydi. O arenadaki sahnede ben koltuğuma şöyle sıfır şakır tutundum ve şey yapıyorum böyle. Diye kaldım. Gerçekten nefesimi tuttum bu arada. Çok çok iyiydi. Onun böyle Arrakis'e gelip de Raban'ı yere ittiği ve ayağımı öp dediği sahne. Sen nasıl bir karaktersin? Bu nasıl bir oyunculuk? Ve biz şu an ne izliyoruz? Çok iyiydi. Çok başarılıydı. Yani Stellan Skarsgård'dan bahsediyoruz zaten. Baron olarak, Baron Vladimir Harkonnen olarak görüyoruz onun iki filmdir. Bu filmdeki yeri bir tık daha az ilk filme göre ama ona rağmen oradaki oyunculukların hepsi o kadar iyiydi ki Stellan Skarsgård'ın oyunculuğu müthiş. Austin Butler inanılmaz bir performans sergiliyor. Raban olarak David Barista da çok iyi. Her şey o kadar iyiydi ki o sahneyle alakalı. Yani bu filmin tamamı aslında bu kadar iyi ama sahne sahne bile övebilirim bu şekilde. Çok iyiydi o sahnede. Ya Fade Rauta karakterini her gördüğümüzde onun aslında ne kadar acımasız biri olduğunu bence küçük küçük çok iyi yansıtmışlar. İşte o Raban'ı aslında abisinden bahsediyoruz. Ona karşı bile ayağımı öp diye üstüne gitmesi inanılmaz bir şeydi. Çok iyiydi. Fade Rauta karakteri müthişti. Onun Paul olan dövüşü de aslında güzeldi. Özellikle orada sıfır müzik ve böyle her hareketlerinin sesini duyuyorsunuz ya işte üstündeki kıyafetin bile gıcırdayı sesi geliyor. Size inanılmaz bir şeydi. Yani ben IMAX izlediğim için de bu kadar net duymuş olabilirim ama müzik olmadığı için bazı şeyler çok net duyuluyor. Ve bence o sahnede müzik kullanılmaması çok doğru bir seçenek olmuş. Fade Rauta ile birlikte de aslında Margot Fenring görüyoruz. O karakteri bu filmde bayağı az kullanıyorlar ama ona rağmen oyunculuklar çok iyi. Kostümler çok iyi. Özellikle onların ya Fade Rauta ile Margot'un kısa bir sahnesi var gördüğümüz. Oradaki o gerginlik, dışarıda patlatılan havai fişeklerin ışık olarak aniden böyle camlardan çok iyiydi. O sahnenin çekimi çok çok iyiydi. Böyle Fade Rauta yürüyor, arkasında da Margot var ve böyle arada yanlardan havai fişeklerin ışığı vuruyor. Ağzım açık izledim. Müthiş bir sahne. Bunların yanında bence asıl konuşmamız gereken şey Paul'un karakterinin değişimi, bu filmde yansılış şekli. Çünkü bu filmle birlikte aslında bizim kitaplarda da gördüğümüz Paul'un ekrana yansıyışını izliyoruz. Çünkü Paul kahraman olan bir karakter değil. Yani çıkıp da böyle süper kahramanları saydığınızda ya Dune'da da şu kahraman vardı diye söyleyebileceğiniz bir karakter değil. Çünkü tam tersi Paul aslında anti-hero şeklinde bir karakter. İlk filmde bunu çok görmüyorduk. Hatta neredeyse yoktu ama bu filmde ona evlilişini böyle adım adım görmüş olduk. Ben bunun işleyişini çok beğendim. Özellikle bazı sahneler var not aldım. Örneğin yine filmin başlarında Jessica Paul'a diyor ki baban intikamı inanmazdı diyor Leto hakkında. Paul da diyor ki
But I do. Yani ben inanıyorum. Kana karşı kan diyor. Biz izleyici olarak Paul'u bu konuda destekliyoruz. Çünkü Leto karakterini seviyorduk. Paul'u seviyoruz. Ve babası için, hanedanı için intikam alacak olması bizi tabii ki de mutlu ediyor. Ama baktığımızda aslında kan dökülmeden de bir intikam alınabilir. Yani sadece Arrakis'i kontrolünü ele geçirerek daha sonrasında belki o hanedanların düşüşünü sağlayarak yapabilirsiniz bunu diplomatik bir şekilde. Ama Paul diyor ki kana karşı kan yani. Benim babamın kanını döktüler. Ben de onlarınkini dökeceğim. Dolayısıyla bu noktada Paul'u bir kahraman olarak görmememiz gerekiyor. Her ne kadar davasında haklı da olsa. O yüzden bunun böyle ara ara repliklerle, sahnelerle yansılışı çok güzeldi. Filmin sonlarına doğru Paul'un imparatorla onun işte kızı, ki oraya da geleceğim. Onun kızı ve Bene Gesseritler var arkada da. Onlarla karşılaştık, böyle karşı karşı olduğu bir sahne var. Bene Gesseritlerin rahibe anası diyor ki yani Paul mantıklı hareket et. Hani sadece yapman gerekeni yap diyor. Paul bir anda sessizlik, silent diye bağırıyor. O sahnenin gücü hakkında konuşabilir miyiz biraz? İnanılmaz bir sahne. Ben o sahneyi izlerken böyle Paul sessizlik diye bağırdığında böyle karnınıza kelebekler uçuşur ya. Onu hissettim. Sıfır şaka. İnanılmaz iyiydi. Sonrasında o sahnede Paul diyor ki imparatora benim önümde diz çök. Yani bana boyun eğ. Ben de senin kızınla evleneyim diyor. Her şey okey. Hepsi bunu kabul ediyor aslında. Çünkü artık orada imparatorun yapabileceği bir şey de yok. Yani Paul'un gücü karşısında da biraz şok olurlar. Çünkü lisan algayıp olarak normal insanın bir tık daha güçlü Paul. İşte Phaedra Otto'yu yeniyor. Paul tam böyle imparatorun karşısına geldiğinde Prenses Irulan diyor ki tamam hani babamın canını bağışla ben seninle zaten seve seve evlenirim diyor. Ama Paul böyle yavaşça hanedanının yüzünü taşıdığı elini böyle uzatıp öp diyor. Ya ben o sahnede çok keyif aldım bu arada. Yürü arkandayım Paul yap. Ama normalde baktığınızda yapmasına gerek yok. Zaten karşısındaki adam her ne kadar imparator da olsa artık yapabilecek hiçbir şey kalmadı. Yani kendi şampiyonu zaten öldü. Ya o anda onu koruyabilecek kimse yok. Tam anlamıyla artık diz çökmenin vakti geldi ve kabul de ediyor aslında. Hani tamam kızınla evleneceğim. Ya Paul'un dediği hiçbir şeye karşı çıkamıyor o anda. Paul'un böyle yüzüğünü uzatıp öptürmesi. Ya bir tık aslında Phaedra Otto'nun Raban'a ayağını öptürmesi gibi bir şey. Biraz güç gösterisi yapıyor orada. Ben arkasındayım. Yaptığı her şeyi destekliyorum o sahnedeki ama yine de aslında bu Paul'un tam olarak bir kahraman yani işte merhametli, her zaman en doğrusunu yapan bir karakter olmadığını gösteriyor bence. Orada sadece yapmak istediği biraz güç gösterisiydi. Bir de şöyle düşünmek de lazım. Sonuçta tabii ki babası onun yüzünden öldürüldü. Onun emriyle öldürüldü. Hanedanı onun yüzünden yok olmaya yaklaştı. Neredeyse kendisi de annesi de ölecekti. Dolayısıyla yaptığı şeylerin hepsini destekliyorum. Ben kişisel olarak. Ama objektif olarak baktığınızda bence bu sahnede aslında Paul'un ne kadar anti-hero olduğunu gösteren sahnelerden biriydi. Tabii imparatorun diz çökmesi dedik. Yok işte Phaedra Atan ölmesi dedik. Ama Baron'un ölmesinden konuşmadık ve Baron'la ilgili bir şey öğreniyoruz. Meğersem Jessica yani Paul'un annesi Baron'un kızıymış. Yani mantıken yani Paul Baron'un torunuymuş. Baron'un öldüğü sahnede de bir kitaptan değişiklik yapmışlar tabii. Filmde Baron'u Paul öldürüyor. O sahnede şey çok komik geldi bana. Baron zaten yerde sürünüyor neredeyse ölmek üzere. Böyle hala oradaki tahta gitmeye çalışıyor. Otursan ne olacak? 5 saniye sonra öleceksin yani. Çok özür dilerim ama poposundan soluyordu. Paul böyle bıçağını çıkardı hançerini öldürmeye giderken. Bir ara kamera böyle Phaedra Otto'ya döndü ve hani sonuçta Baron'un yeğeni. Baron'un varisi. Baron ölmek üzereyken Phaedra Otto böyle izliyor Paul'u. Müthiş biri ya. Filmdeki olaylar, hikaye anlatıcılığın yanında tabii ki asıl konuşmamız gereken şey bence sinematografi ve görsel efektler. Yani filmin hiçbir sahnesinde bu nasıl bir görsel efekt hani yapay olduğu çok belli hissi almadım asla. Bence sinematografinin üzerine söylenebilecek hiçbir şey yok. Filmin sinematografisi inanılmaz bir seviyede. Yani izlediğiniz şeyden o kadar keyif alıyorsunuz ki görsel olarak. Çekimler çok iyi, kullanılan görsel efektler çok iyi, sinematografi çok iyi, kostümler çok iyi. Sonuçta çöl gibi dümdüz bir yerden bahsediyoruz. Onu bile o kadar güzel yansıtıyorlar ki ben yine spoiler videoda söylemiştim. Yani bu gezegenin bana gerçekte var olmadığını ve bu filmin orada çekilmediğini kimse beni ikna edemez yani buna. Benim favori çekimlerimden biri kesinlikle Paul'un solucana bindiği sahneydi. Ya o sahnede nefesimi tuttum. Belli bir noktada aşırı yükseldim. Böyle gerçekten sinema salonunda ayağa kalkıp zıplamak istedim. Çekim çok iyi. Müziklerin kullanışı çok iyi. O solucanın üzerinde verdiği mücadele çok iyi. Ya aslında Paul'un solucanı süreceğini biliyorduk. Yani hem kitabı okuduğum için hem de tabii ki bir sahne yayınlanmıştı filmden. Ve orada Paul'un aslında solucanı sürdüğünü görüyorduk ama ya sinema sonunda özellikle IMAX'te o sahneyi görmek ve duymak sizi inanılmaz gaza getiriyor. Ben böyle gerçekten çığlık atmak istedim o sahneyi izlerken. Çok iyiydi. Benim kesinlikle filmdeki favori sahnelerimden biri o sahne. Orada Fremenlerin Paul yapacak mı yapamayacak mı bakışları zaten lisan algayıp olduğunu düşünüyorlar ve orada onun solucana binmesi tamam. Yine Stilgar'ın ah lisan algayıp triplerine girmesi demek. Orada Chani'nin böyle sessiz bir şekilde Lover dediği bir yer var. İşte daha o solucanı çağıran bir mekanizma var ya onu işte Paul'un daha aşağıya aslında koyması gerekiyordu. Ama Paul bunu ilk başta kavrayamamıştı. Ya o sahne o bile çok iyi. Orada tek bir şey söylüyor. Tek bir kelime yani. Lover diyor. O bile böyle tüylerimi diken diken etmeye yetti. Solucana bindiği sahne ve arena sahnesi benim
herhalde asla unutamayacağım. Böyle gözümü kapattığımda karşıma gelecek sahneler. Spoilersız bir şekilde neleri eleştirebileceğinden zaten bahsetmiştim. Eğer hani bu kadar mı pozitifsin bu filme derseniz aslında bu kadar pozitifim. Ama bazı noktalarını da eleştirebileceğini zaten düşünüyordum. Onu spoilersız videoda konuşmuştum. O videoya gidip bakabilirsiniz bu anlamda. Peki sizler filmi izlediniz mi? Filmi nasıl buldunuz? Sizin favori sahneniz neydi? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.